Evet selam herkese. Dragon'ın ikinci sezonun sonunda sona erdi. Çok basit bir sezondu. Sezonda hiçbir şey olmadı adam akıllı. Yani tam bir filler sezon diyebiliriz. İlk sezon bittiğinde de savaş başlayacak artık diyorduk. İkinci sezon bittiğinde de savaş yine başlayacak artık diyoruz. Yani umarım. Ya hiçbir şey ummuyordum aslında diziden artık. Bütün beklentilerimi bir kenara attım. Kalan dört sezon yapacaklar diziyi. Üçüncü ve dördüncü sezonlarda hiçbir beklentim olmadan seyredeceğim. Üçüncü sezonda artık direkt savaştan başlar diye umut ediyorum ki yani sezon finalinin son anlarından anladığımız kadarıyla öyle başlayacaklar. Umarım hiç e, bir şey uzatmadan başlarlar diye umut ediyorum. Bu sezon yani hiç konuşasım da yok sezonu. Hiç gereksiz yere uzattıklarını düşünüyorum. 8 bölüm yani 8 bölüm yaklaşık hepsi bir 1 saatli. 8 saatin yarım saati beydi. diğer diğer buçuk saat bomboştu açıkçası. Uzatmak için yaptıkları çok belli bu sezonu gereksiz yere 3-4 bölümde hal olabilir. Daha sonrasında benim kitabı okuduktan sonra ikinci sezonu göreceğimiz yerleri görebilseydik daha iyi olurdu daha farklı bir ikinci sezon finali bekliyordum. Yani sezon başlamadan önce şurada biter diye tahminim vardı. Oraya yaklaştık ama gereksiz uzattıkları için işte görmedik maalesef ki benim tahminim gibi bitseydi daha iyi bir sezon finali olurdu en azından. Sezon daha iyi olurdu. Yani benim kafamdaki tahminlerime göre gitseydi bomboş. Karakterler zaten açıkçası benim ilk sezonlarında çok hoşlandığım karakterler olmadığı için Genellikle onların e, işlenmesi yani çoğu bence kitaptaki e, gibi işlenmeyen çoğu karakter var. Bazıları gereksiz ekran süresi alırken bazıları da yeterli ekran süresini almıyor. Onunla da kızgınım açıkçası. O dengeyi iyi kuramadıklarını düşünüyorum. Bazı çoğu karakter e, gereksiz yere ekran süresi alıyor. Hadi sen bence bunlardan biri. Zaten dizinin genel olarak gittiği tanıtım yolu da yanlış. Tarafını seç, taraf, yani bir taraf oluşturmaya çalışıyorlar. Yeşil mi, siyah mı, hangi taraf tutuyorsun o da yanlış bence. Ee, olmadı, çok iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu sezon yani. Zaten sezon içerisinde hiç nasıl videosu da çekmedim neredeyse. Ee, çünkü hiç çekesim gelmedi, konuşasım gelmedi. Dofkes'te konuştum bazen. ...vasat bir sezondu... ...Damon... ...hiçbir şey yapmadı sezon boyunca... ...Haren Hall'da takıldı... ...saçma sapan... E, ...halüsinasyonlar gördü, rüyalar gördü... ...bağladıkları yer kötü değil aslında... ...ama biraz da Game of Thrones... ...hayranları mutlu etmek için... ...koyulduğunu düşünüyorum o ak gezenler... ...üç gözlü kuzgun... E, Daenerys gösterdiler... ...sanki vaat edilmiş... E, prens, prenses oymuş gibi gösteriyorlar ama yani Game of Thrones'un finalinde karakteri sanki sıçıp batırmamışlar gibi de davranmaları çok garip oluyor gerçekten ee, yani söyleyecek çok fazla bir şey yok ee, hep e, hayal kırıklığı uğradığımı söyleyeceğim çok vasat bir sezon olduğunu söyleyeceğim ee, sezon finali bölüm olarak aslında çok kötü değil ama sezon çok kötü Gittiği için yani bu bölümde e, hiç iyi gelmiyor açıkçası. Sezon içerisinde bir dördüncü bölüm iyiydi. Son sahnesi işte o. Renée'sin öldüğü kısım iyiydi. E, o da daha farklı olabilirdi. Kitaptan yine onu, orayı da farklı işlemişler. Kitap daha yakın şahsiyeler daha memnun olurdu ama en iyi kısım oydu büyük ihtimalle. Onun dışında elle çok bir sim yoktu. Alicent ile yine Rhaenyra'yı birlikte bir araya getirdiler. Şimdi e, hafta içerisinde okuduğum için onunla konuşmak istiyorum. Yapımcının dediğine göre e, hiçbir sahneleri olmayacağı için bu iki karakterin bir araya getirmek istemişler. Hayranlarında isteyeceğini bildikleri için. E, kitapta e, farklı kaynaklardan anlatıldığı için yazılı kaynaklardan doğal olarak bu ikili buluşsaydı bir e, gizlilik içerisinde buluştukları için kaynağı yazılmazdı diyor. Ki bu da çok mantıklı gerçekten. Bu açıdan konuşunca ama yani çocuk oyuncağı gibi bir Reneira gidiyor bir Aleksevich geliyor bunların hiçbir güvenliği yok Allah aşkına ya bu bölümdeki konuşmalar daha iyiydi e, Reneira'nın gidip e, kral toprak topraklarına o konuşmadan daha iyiydi ama yani çocuk oyuncağı gibi hiçbir adam akıllı güvenlik yok e, o yüzden yine bu sahnelerin de çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ee, Egon'u kaçtı, kaçtığını gösterdiler. Bence bunu göstermeselerdi ya şimdi kitaptan biraz spoiler gelecek. Aslında büyük spoiler değil. Bunu belli ettiler birazcık. Sezonun ben Rhaenyra'nın kral topraklarına gidip tahta oturmasıyla ve işte e, tahtın onu kabul etmemesini göstermeleriyle o e, kolunun bacağının e, kanamasıyla bitmesini isterdim. Egon'un kaçmış olduğunu görecektik. Ama nasıl kaçtığını göstermeyeceklerdi bize. Bu daha ...hoşuma giderdi benim... Ee, ...o kısma geldiler... ...ama o savaşa girmedik... Ee, ...savaşın hazırlığını gösterdiler sadece... ...yani bir bölüm daha uzatıp... ...bütçelerim yok anlamıyorum... ...paranız yoksa neden Ejderhalar'ın... ...en zirve döneminde geçen bir... E, ...diziye kalkışlar onu da bilmiyorum... ...bu dizinin anlattığı hikayeden... ...daha önce yapılabilecek diziler kesinlikle vardı şimdi Egon'un fethini anlatacak bir dizi yapıyorlar. O daha önce gelmeliydi. Yani üç tane ejderha var zaten. Çok fazla CGI'da e, bu dizinin kadar para, bütçe ayırmanız gerekmezdi. Benim kişisel olarak en çok seyretmek istediğim Robert'ın isyanı hakkında bir dizi gelse daha çok memnun olurdum. Ki onda da ejderhanın olmadığını düşünürsek e, bütçe bakımından daha rahat olacağını düşünüyorum. Yani maalesef Sezon başladığındaki müthiş beklentilerim müthiş bir şekilde indi. E, büyük bir hayal kırıklığı oldu bu sezon. E, o yüzden çok da fazla uzatmaya gerek yok. Üçüncü sezonla ilgili dediğim gibi hiçbir beklentim yok. Ama adam akıllar artık bir savaşla başlayacağımızı umut ediyorum. Ve daha sonrasında da olaylar gelişecektir. E, umarım artık çok fazla uzatmaya çalışmazlar dediğim gibi 4. sezonda bitecek sanki George R. R. Martin öyle söylemişti. de ee, en fazla 3 sezon olmalıydı bence. 3 sezon maksimum yani. Belki artık o olaylar bittikten sonraki eee diyarda göstermek için bir şeyler yapabilirlerdi ama e, maalesef 4'e kadar uzatacaklar. Öyle uzatınca da bu ikinci sezon bomboş bir sezon oldu. Tabii ki de beğenenler olabilir. Beğendiyseniz çok mutluyum sizin adınıza çünkü ben hiç memnun kalmadım üzücüydü. E, kötü bir sezondu. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki sene bir yeni bir spin-off dizisi geliyor. E, bu Yedi Krallık Şövalyesi adı altında çıkacak sanırım. Belki daha uzun bir ismi de olabilir. Onun kitabı ilk bölümünü okumuştum. Açıkçası geri kalanı çok fazla ilgimi çekmedi ama bu dizi öncesinde tekrardan okuyacağım. Çok fazla müthiş yine e, gerekli bir spin-off gibi durmuyor açıkçası. Bu ee, Egon'un ve Robert'ın e, hikayeleri hakkında bir sponsu yine tercih ederdim. Ama daha az bütçeli bir iş olacağı için e, belki bir sezon, belki iki sezon yani çabuk çıkar diye tahmin ediyorum onun çabuk bitirirler. İki sene daha bekleyeceğiz. Şimdi yine e, üçüncü sezon için çok da açıkçası büyük bir merak içinde beklemeyeceğim. Çıkınca gelip seyrederiz diye bakacağım. Hiç e, umurumda olmayacak açıkçası. 3 ve 4. sezon ama yine de seyredeceğim. Çünkü nasıl bitirecekler merak ediyorum. Kitaba ne kadar bağlı kalacaklar ki e, bağlı kalmaları gereken bir önemli noktalar var. Game of Thrones'ta da söz geçtiği için. Onu yapabilecekler mi merak ediyorum. E, ama yapmayabilirler çünkü bağlı kalmadıkları çok bazı şeyler var. Bakalım. Video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki nasıl videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.